Vlog açılışımız akşam saatinde. Bir akşam vlog olsun. Erik almıştım ya. Onları yıkadım. Eşim geldi. Ben yıkarken bir güzel bana doğradı onları. Reçel yapacağım. Onlardan eşimi ben alışverişe gönderdim. Eksikler için manava gitti. Kasaba gitti, geldi. Şimdi poşetleri Keşkül Bey kokluyor. Ne var ne var merak ediyor. Her sebzenin kokusunu, her meyvenin kokusunu almaya çalışıyor. Şimdi reçel yapacağız birlikte. Şimdi belki marmelat yaparım. 3 kilo burada, 3 kilo da burada. Belki bunun tenceredekini marmelata çeviririm. Pişirdikten sonra blenderdan geçiririm. Bunu da fırında yapacağım. Böyle yarım kestim. Çok güzel oluyor. Öyle yapıyorum bazı seneler. Fırında reçel yapacağız. Tenceredeki reçeli belki daha sonra, yemekten sonra bırakırım da fırındakini şimdi koyacağım. Çünkü bu gece yemekler eşimden. Eşim yemek hazırlayacak bize. Ocağa o yemeği yaptıktan sonra reçelimi koymayı planlıyorum. Yer olsun ona diye. Şimdi hemen ben bu fırın reçelini hazırlayayım. Birlikte hazırlayalım. Siz de görün nasıl yapıyorum. Oldukça da güzel oluyor. Denemenizi de öneririm. Hazırlayalım. Fırına koyayım. O fırındayken de eşimin aldığı poşetleri hemen böyle çıkarıp yerleştireyim. Eşim de orada yemeğini yapar. Böyle bakalım. Biraz kapya biber almış ama bir tanesini çürük almış. İlla böyle alır. Hem seçtiği halde illa bir tane çürük kaçırır araya. Seçmeci. Bunlar nektarin tüysüz. Evet. Nektarin. Altında salatalık var. Keşkül. Ne var oğlum burada? Bakmıyor. Domates. Çok güzelmiş domatesler. Şöyle. Keşkül. Keşkül. Dur. Köy biberi. Başka. Soğan. Ne var orada? Burada üzüm. Ve bu ne? Şeftali mi? Şeftali. Soğan, şeftali. Onları buraya koyalım. Böyle. Şimdi kavanozlarım da burada çıkarmıştım. Bunları bir toparlayayım. Biraz da et almış. Kıyma, kuşbaşı. Onlar da dolaba kaldırılacak. Keşkül poşetlerle ilgileniyor. Ne var burada? Ay, ay poşetin içine giriyor. Kokuları al. Haydi. Aynı yoldan geri mi? Yok, döndü. İyice yerleşecek içine. Oh, tamam. Otur öyle sen. Otur öyle sen. Keşkül. Seni gibi seni. Seni gibi. Yaramaz. Ben şimdi reçelimi yapmaya başlayacağım. 3'er kilo bunlar. 3 kilo reçele ben normalde 1 kilo meyveye 1 kilo şeker konuyor ama ben onun yarısını koyuyorum. O yüzden daha az şeker koyuyorum. Şimdi bunu şekeriyle böyle bırakacağım. Çok az da
Yarım su bardağından bile az, çok az, böyle hemen pişmeye başlayacak kadar suyunu koyuyorum yine. Kapağını alayım. Kapak. Bu böyle kenarda beklesin. Pişmeye başlayacak. Şimdi fırında yapacağımda da ölçüleri aynı, şekerini az koyacağım. Birazcık tepsiye şeker. Altına da şeker koyacağız biraz. Yetsin. Çoğunu üstüne koyacağım. Şimdi sabırla bu meyveleri tek tek tepsiye dizeceğiz. Bu şekilde. Görünüyor mu oradan? Görünüyor. Şu şekilde yan yana hepsini dizeceğim. Arkadaşlar şimdi bir tepsi yaptım. Bu şekilde. Daha var. Diğer bir tepsiye de yine şeker koydum. Böyle. Ona da dizeceğim aynı şekilde. Bunlar şimdi pişmeye başlayınca küçüleceği için azalırlar. Duruma göre ben ikisini bir tepsiye birleştiririm. Ona göre hareket ederim. Şimdi bunlar küçülecek doğal olarak. Şimdi bunu da dizeceğim. Daha sonra tekrar yapacağımı göstereceğim size. Evet, bu tepsiyi de dizdim. Şimdi şunu böyle çevireyim. Şekerlerini katacağım. Şekerini ben şu elimi güzel kullanayım. Şekerini hepsinin üzerine gelecek şekilde şöyle serpiyorum. Bütün bu şekeri bunlara kullanacağız. İki tepsiye böleceğim onu. Biraz kararlı. Şöyle. Bu arada fırınımı da az evvel açtım. 200 dereceye. Hemen sulanmaya başladılar bir şekeri görünce. Şimdi diğerine de sonra yine pay edelim. Çok güzel oluyor bu. Reçelde. Ya erik reçeli, bu mürdüm eriğinin reçeli gerçekten çok güzel oluyor. Ekşili tat sevenler için. Benimki ekstra ekşili olacak zaten. Önce fırında suyunu salacak. Ondan sonra reçel kıvamını aldığında sevdiğiniz kıvam, sıvı sevenler var, sıvı yapar. Koyu sevenler daha fazla pişirir, daha koyu olur. Şimdi böyle bu ikinci bardağı buraya. Tekrar buluyor. Bu arada ben reçelin tencerenin altında açtım az önce. Başlasın kaynamaya. Eşim sebzeleri falan doğrayana kadar o biraz kendine gelir. Orada ocaktan alırım onu, sonra tekrar koyarım. Şekerimi de pay ettim. Hafif pişmeye başlayacağı kadar böyle birkaç damla su koyuyorum. Çok değil. Şu kadar. Bakın 6 kilo eriğime bir su bardağı bile su koymadım. Aslında bunları geceden bıraksaydım, erik çok su salıyor. Salardı muhakkak. Şimdi ben hemen buradan fırınımı çevireyim size. Şöyle. Ne yapacağım arkadaşlar? Fırınım şimdi alt üst ayardaydı. Ben bunu evet, kaç derecede? 200. Tamam. Bir tepsimi alta koyacağım. Şöyle yakından da göstereyim size. Şu şekilde oldular. Bir tepsimi böyle koyuyorum. Bir
tepsimi de böyle koyacağım. Çok en üste koymak istemiyorum. Üzerinden kavrulmasını istemiyorum. İlerleyen saatlerde ben onu takip edeceğim. Hani tek tepsi yaptığım zamanlarda ben ne yapıyorum? Sadece alt ayarını açıyorum. Alttan alttan pişiyor. Üstünün kavrulmasını istemiyorum. Duruma göre tepsilerin yerini değiştireceğim şimdi. Birden kavrulmasın diye. Baktım kavrulacak gibi üstünü kapatırım. O şekilde pişireceğiz. İnşallah çok lezzetli olacak. Böyle indirmeden önce yine limon tozu katacağım. Ne kadar değil. Birer tatlı kaşığı kadar atarım. Herhalde. Limon suyu da sıkıp konabilir ama limon tozu daha iyi oluyor. Reçellerde. Şimdi tencerem de burada. Ben şimdi gideceğim içeri. Eşimi çağırayım. Eşim yemek hazırlıklarına başlasın. Eğer isterse pilav ya da ne yapacak yanına bilmiyorum. Neye karar verdiler. Bakın burada başlamış. Ocağı alayım. Şöyle kısıktan yavaş yavaş. Suyunu salacağım. Evet arkadaşlar, ilerleyen süreçte adım adım size durumu göstereceğim. Sen ben şöyle düşün. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Bugün yemekler benden dedik, mutfağa ben girdim. Evet. Ve biricik aşkımı kendi evimde yemek hazırlamaya uğraşıyorum. Bakalım beğenecek mi? Evet, sen her zaman yapıyorsun ki. Sen çok güzel yemek yaparsın. Evet, özellikle abi. De et yemeklerini. Wow. Et yemeği kim iyi yapmaz ki? Herkes iyi yapar et yemeği. Yok yok yok. Mesela ben et yemeklerinde çok uzman sayılmam. Reçelim başladı bir de kaynamaya. Eşim doğrayana kadar bakın 2-3 damla suyla ne kadar su çıktı. Gördünüz mü? Şimdi kaynamaya başlıyor. Kaynarken ben bu havlarını üzerine çıkan köpükleri alacağım kaşıkla. Toplayacağım. Kıvamı gelince tekrar ben size göstereceğim. Çok harlı bir ateş yapmayacağım. Orta gibi diyeyim. Fırındakiler bakın nasıl. Suyu çıktı. Böyle. Üstteki de burada böyle. Ben bir elimi alayım şu tutacı. Üstteki de böyle. Suyunu görebiliyor musunuz? Böyle pişecek. Pişti bile. İyi ki eşim doğrayana kadar koymuşum. Neredeyse hazır olacak. Şimdi blenderdan geçireyim onu. Ondan sonra şu köpükleri alayım üstündekileri. Geçireyim. Kıvam almasını bekleyelim. Marmelatım kıvamını çok güzel aldı. Biraz daha şimdi tabağa çıkarıp deneyeceğim. Birkaç dakikada şöyle bir kaşık, bir tatlı kaşığı limon tuzu. Atacağım. Şimdi bir tabağa alacağım, soğutacağım, bir dolaba koyacağım. Bakalım kıvamı nasıl. Bunu mümkün olduğu kadar koyu yapacağım. Oğlum koyu seviyor. Gerçi bu neredeyse oldu gibi ama bir deneyeyim yine tabakla. Reçelimden buraya böyle kaşığın ucuyla biraz akıttım. Böyle hemen parmağımızla yapıyoruz, deniyoruz. Harika. Yavaş yavaş kapanıyor.
reçelimin altını kapatıyorum. Bence bu kıvam güzeldir. Reçel değil, pardon. Marmelat. Marmelat yaptık ya bunu. Bunu kapatıyorum. Bu iş bu kadar. Tam da eşim de artık yemeği yapmaya geçiyordu. Etlerini buraya koydu. Hemen ben şimdi bu tenceremi kaldırayım, ona yer açayım çalışması için. Kolay gelsin tekrar hayatım. Sağ ol canımın içi. Ay uzunsun ya senin yukarı. Yok yok gerek yok. Eğileymiş öyle. Hayır hayır. Ha, i̇yi mi böyle? Hayır hayır. Sen yemeğine bak. Bakacağım. Şimdi nasıl yapıyorsunuz Sunay Usta? Tarifini alabilir miyiz? Ya meslek sırrı desem söylemesen? Hadi ya. Önce etimi kavuruyorum. Etimi tamamen kavurduktan sonra onu ayırıyorum kıyıya. Alıyorsun bir yere mi? Evet, onu ayrı bir kaba koyuyorum. Sonra soğanımı, soğan kavurduktan sonra biberimi, domatesimi yeniden bir kavuruyorum onları. Ondan sonra etimi ilave ediyorum. Onlar hazır olunca etim. Evet, sonra etimi içine ilave ediyorum. Tekrar onları bir şekilde karıştırıp birbirine karışması için yani... biraz harmanlıyorsun. Biraz da harmanlıyorum. Tam pişme kıvamına geldiğinde baharatlarını koyup kapatıyorum. Pişme pişti dedikten sonra kıyıya koyup servise hazır ediyoruz. Aferin. Ben de öyle yapıyorum. Bilmiyorum. Benzer şekilde yapıyormuşuz diyeyim ya da. Size böyle anlatayım. Ayrı ayrı yapınca etle daha güzel oluyor. Bir arada etin üstüne koyunca... O zaman haşlanmış gibi oluyor. Ha, sebzeler haşlanmış gibi oluyor. Evet, haşlanmış gibi oluyor. Hatta sana bir şey söyleyeyim mi? Ben ne yapıyorum? Soğanını kavuruyorum, ayrı kaba alıyorum. Biberini kavuruyorum, ayrı kaba. Domatesini ayrı kavuruyorum. Hepsi piştikten sonra hepsini bir araya getiriyorum. Ondan sonra böyle bir taşım birlikte... Şimdi çok güzel oluyor senin... ama şöyle bir şey, elinin de lezzeti var. Yani yaptığın yemekler güzel oluyor. O kadarcık olacak ya. Annemden kalan bana annem evet. De çok lezzetli yemekler yapıyordu. Evet, annemden. Öğrenmişsin ha. Tamam, öğrendim. Hadi sen yapmaya devam et. Aşama tamam aşama gösteririz. Sunay Bey'in sotesi kendini çekmek için böyle. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Etin kıvama gelmesine bakacağız orada şimdi. Neredeyse zaman... gelmiş gibi görünüyor zaten. Azıcık böyle suyunu çekecek. Azıcık tamam. Şey yaptığımız zaman şey yapacağız. Kıvamı geldiyse. Banmalık olsun diye biraz suyunu da koyduk. Evet. Azıcık su ilave ettim anne. Banmalık olsun diye. Evet. Burada da bulgur pilavı yaptı. Sebzeli bulgur pilavı. Onun suyunu çekmesini. O da suyunu çekecek ve hazır olacak. Böyle. Pişince tekrar gösteririz. Arkadaşlar. Şimdi ben kavanozlara marmelatları doldurdum. Böyle hemen ters çevirdim, kapattım. Ama ben bunları kaynatacağım. Su dolu kazanın içinde. Bir 30 dakika kaynatırım kapakları tutsa da tutmasa da. Çünkü öyle garanti oluyor. Şimdi böyle sardım ama 3 kilodan 4 küçük kavanoz, yarım kiloluk kavanoz çıktı. Yarım kilo bile değil onlar değil mi? Ne kadarmış? 380 gramlıkmış. Şeyi de çıkardım bu. Fırında olanı, bir tanesini. Şöyle kaşık alayım. Şöyle bakın. Böyle. Bunları da kavanoza dolduracağım. Diğer tepsi biraz daha duracak. Biri üstte, biri alttaydı ya. Bu alttaki. Böyle kavanozlara koyacağım. Bunlar da böyle tane tane olacak. Şöyle. Çok güzel bu da. Dilediğiniz kıvamda siz keyfinize göre hazırlarsınız. Ben marmelatları biraz daha koyu yaptım.
Bunu böyle. Bakın. Soğuduğu zaman biraz daha koyulaşacak bunlar, biliyorsunuz. Tam olacak taneli reçel için. Güzel. Fırındaki de böyle. Biraz daha pişiyor. Az daha durmasını istiyorum onun. Biraz daha. Ondan sonra onu da çıkarıp kavanozlayacağım. Tepsimi de çıkardım fırından hemen. Diğer tepsinin üzerine onu da boca ettim. Böyle bakar mısınız? Çok güzel oldu. Şimdi ben bunları böyle, bakın çok güzel, kavanozlayacağım. Hemen böyle kavanozlarımı, buraya hazırlamıştım kavanozlarımı, hazırlayayım, doldurayım onları. Ondan sonra da yemeğimiz hazır, sofraya otururuz. Yemeklerimiz hazır, size göstereyim. Şimdi biz sofraya birazdan oturuyoruz. Böyle altını kapattık. Et sotemiz. Bulgur pilavımız. Böyle eşim baharatsız yaptı. Ben olsam baharat katardım. Baharatsız dedi. Tamam dedim. Aşçı sensin. Aşçı nasıl yapar söyleyeceğiz dedik. Böyle sade yaptı. Bu yemeğimiz de böyle. Şükürler olsun. Hamdolsun Allah'a. Yemeğimizi yedik. Yemekten sonra dayanamadım. Yarına kaynatacaktım konserveleri. Hadi dedim koyayım da ben toparlarken buraları, bulaşıklar yıkandı. Şimdi bu reçel pişirdiğim tepsiler yıkanacak. Hemen suyunu ilave edeyim, böyle üzerine çıkacak kadar su koyacağım. Kaynasın. Kaynasın canlarım. İnşallah konservelerim güzel olur. Reçeller bozulmaz. Çok az daha mı koysam, ne üzerine çıktı ama. Bu kadar fazlasıyla yeter. Hemen altına bir bez koydum. Bunlar az olduğu için ne kadar? 4 tane marmelat çıktı. 3 kavanozda taneli olandan o fırında. Allah'ım çok da karanlık oldu değil mi? Daha iyi oldu böyle. Şöyle yapayım. 4 tane marmelat, ne diyorduk? 4 marmelat, 3 kavanozda şey çıktı. Taneliden. Böyle arkadaşlar. Şimdi ben burada hemen yemekler, yemek bulaşıkları yıkandı. Hemen şimdi bu kaldı. 2 tepsi var. Onları elden geçireyim, toparlayayım. Kaldırayım. Ondan sonra da meyve hazırlarım. Eşim meyve almıştı ya. Koyayım hemen tabaklara. Meyve yensin. Akşamın keyfini yapalım inşallah. O gelmeyecek oğlum. Sen geleceksin buraya. Hadi. Oynamaktan da vazgeçmiş bu ya. Şu an dinlenmedi. Yoruldu koca göbek. Koca göbek yoruldu.
Bakıyor bak, hiç kalkmak yok, yetişemiyor. Kuyruğunu yerim ben seni. Mest oluyor. Göbeğini dokununca mest oluyor. Mest, mest. Ne oldu? Gelecek şimdi. Şimdi saldıracak oradan. Koşuşa koşa gelir. Keşke. Gelir şimdi, pusto. Yakalarım ben seni. Keşke. Dedi. Şimdi oradan koşuyor. Şuradan gelecek. Şimdi bu aradan çıkar. Burnunu üstüne çıkarttım. Arıcı ama çıkarttıramadım. Şimdi buradan geliyorsun ha. Görüyor musun benim akıllı oğlumu? Oradan geleceğimi hep biliyorlar. Buradan saklanıp geleyim diye. Yukarı, 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 yukarı. Kadir yapıtsın. İstemiyorum diyor. Dinlendi ve saldırışa geçiyor. Yavaş geliyor. Canlarım, benim reçellerim yarım saat kaynadı. Fokur fokur kaynadı ve kapattım. Şimdi ben bunu böyle bırakacağım. Hiç çıkarmayacağım bunları. Sabaha alırım içinden, çıkarırım. Ters çeviririm, iyice soğuduktan sonra da kaldırırım. Böyle reçellerimiz de halloldu. Çok şükür Allah ağız tadıyla yemek nasip etsin inşallah. Cümlemizin hazırlıklarını. Evet, bugün kışlıkların hazırlıklarının bir kısmı tamamlandı. Birlikte sizlerle vedalaşalım. Bir başka gün çok 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 daha güzel bir vlogda tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Sevgilerim, selamlarımla sizleri uğurluyorum. Görüşmek üzere efendim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı, ayrıca yorum ve beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz.